İzmit Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin 2020 yılında bakanlığa devredilmesiyle çalışmalar hızlandı. Nasılsınız, iyisiniz? Eyvallah. Sayın Bakanım, İzmit Kaymakamı. Nasılsınız Kaymakam Bey? Sayın Bakanım, Adem Bakanım abi. Eyvallah. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yapmaya başladığı projede Cedit Mahallesi'nin tamamı yıkıldı. 3 kez ihalesi iptal olan ve 16 Haziran'da yeniden ihaleye çıkacak olan projede son kalan bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gözetiminde yıkıldı. Ondan sonra kolonun tak diye bir vuruyor, yıkılıyor. Bakan kurum yapım ihalesindeki maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmayacaklarını, yapılan sözleşmenin aynen geçerli olacağını müjdeledi. Mahalledeki son binanın yıkım törenine bakan kurumla birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın, milletvekilleri İlyas Şekel, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55 ve mahalle sakinleri katıldı. Yıkım başladıktan sonra açıklama yapan bakan kurum, İzmit'te değer katan konutların temellerini bu yıl atacağız sözlerine yer verdi. Rezerv konutlarımızı Kocaeli, Körfez, Derince bölgesinde yapacağız ve aslına bakarsanız yani hem Kocaeli'ye hem Derince'ye yapışacak, gerçekten deprem riskini bertaraf edecek rezerv konutlarımızın, 534 tane rezerv konutumuzun da sürecini başlatıyoruz inşallah. Haziran ayında da burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle 1,5-2 yıl içerisinde tamamlayacağız ve Barbaros mahallemizin bu riskli alandaki konutlarını rezerv alana taşıyacağız. Yine aslında Derince bölgesi içinde çalışmalarımızı bu manada yürütüyoruz ve toplamda Barbaros mahallesinde 6,4 hektarlık alanın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Yine şu an aslında bulunduğumuz yer yıllardır aslında kentsel dönüşümle ilgili başlamış, hayal edilmiş ancak bir türlü netice alınamamış Cedit mahallemiz. Ve burada 500 tane arkamızda gördüğünüz gibi riskli yapı vardı. 500 yapının 499 tanesi yıkıldı. Bugün de temsili olarak bir yapıyı hep birlikte yıkımını gerçekleştirdik ve bu çerçevede de aslında Cedid'de, Kocaeli'mizde, İzmit merkezimizde gerçekten önemli bir dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 1105 bağımsız bölümden oluşan ve bittiği zaman da bölgemize, İzmit'imize değer katacak bir projeyi inşallah bu yıl içerisinde temellerini hızlı bir şekilde atıp 2023 yılında da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın tamamına taşıma ve kira yardımı yapıyoruz. Kira yardımı ile ilgili burada vatandaşlarımızdan yoğun gelen talep üzerine kira yardımlarını 3+1 daireler için 1300 liraya çıkardık. Burada vatandaşlarımıza da bu müjdeyi vermiş olalım. Ve inşallah bitirdiği zaman da hem bölgesine hem İzmit'e yakışacak konutlarımızı Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu süreci yürütüyoruz.